Hüseyin Likoğlu Nasrettin Hoca'nın iğne araması gibi FETÖ ile mücadele. Nasrettin Hoca'nın samanlıkta kaybettiği iğneyi başka yerde aradığı hikayeyi herkes bilir. Nasrettin Hoca bir gün samanlıkta eşeğinin semerini tamir ederken elindeki iğneyi düşürür. Hoca iğneyi düşürdüğü yerde değil dışarıda evinin bahçesinde aramaya başlar. Hocayı merakla bir şey ararken gören komşuları yardım etmek ister. Hocaya ne aradığını sorarlar. Hoca da iğnemi düşürdüm bulamıyorum der. Komşular da aramaya koyulur ancak iğne bulunamaz. Komşulardan biri "Hocam iğneyi tam olarak nerede düşürdün?" diye sorunca işin rengi değişir. Hoca iğneyi ahırda düşürdüm cevabını verince komşular hep bir ağızdan kızgınlıkla "Ahırda kaybettiğin iğneyi bize niye sokakta aratırsın?" diye çıkışırlar. Hocada niyetim kötü değildi ama orası karanlıktı burası aydınlık şeklinde karşılık verir. Kimi yorumcular Nasrettin Hoca'nın bu davranışına çeşitli hikmetler yükler. Hocanın davranışında bir hikmet var mı bilemeyiz. Ama bugün FETÖ ile yapılan mücadelenin Nasrettin Hoca'nın iğne aramasına çok benzediğini söyleyebiliriz. Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar, 15 Temmuz darbe işgal girişiminin en önemli davalarından biri olan Çatı Davası'nda müşteki olarak ifade verdi. Akar, manyetindeki subayların da Fethullahçı terörist çıkması ile ilgili bir soruya, FETÖ'nün TSK yapılanmasındaki hususiyetleri, özellikle gizlilik konusunda kullandığı yöntemler dikkate alındığında, FETÖ mensubu olan TSK personelinin teşhisi ve tespiti her zaman mümkün olmamıştır. Mahiyetimde FETÖ'cü olduğu bilinerek herhangi bir personel istihdam edilmediği gibi istihdamına da müsaade edilmemiştir şeklinde cevap verdi. Hulusi Paşa'nın bu cevabı FETÖ'nün nasıl bir örgüt olduğunu en iyi şekilde gözler önüne seriyor. Lakin bu tanılamaya rağmen FETÖ'yle mücadele edilirken bu hassasiyetin, bu tanımın çok da dikkate alındığını söylemek mümkün değil. Sadece TSK için söylemiyorum, bütün kurumlarda, hatta sıradan insanlar arasında da aynı yanlışı görmek mümkün. Efendim filanca kişi FETÖ'cü olamaz. Niye? Çünkü yaşam tarzı hiç onlara benzemiyor. Pardon da... Fetullahçı teröristlerin ne zamandır bir yaşam tarzı var ki? Tam da Hulusi Akar'ın dediği gibi özellikle gizlilik konusunda kullandığı yöntemler nedeniyle teşhisi ve tespiti mümkün değildir. Dolayısıyla yaşam tarzı üzerinden Fetullahçı analizi yapamayız. Fetullahçılar her kılığa girmiştir ve gizlenmek için uymayacakları bir yaşam tarzı yoktur. Hulusi Akar'ın söz konusu tespitine rağmen ne yazık ki TSK'da FETÖ mücadelenin bu hassasiyetlere göre yapıldığı söylenemez. Özellikle 15 Temmuz işgal girişiminden sonra 28 Temmuz'da toplanan yaşta FETÖ'yle iltisakları olmamasına rağmen sırf muhafazakar yaşam tarzına sahip diye FETÖ'cü olabilir mantığıyla emekli edilen epey personel var. FETÖ'nün görevlendirme listesinde yer alıp da yaşam tarzına bakılarak terfi ettirilen ve önemli görevlere getirilen isimler de var. Yaşam tarzı sistemi 15 Temmuz'dan sonra da TSK'da işlemeye devam etti tıpkı 28 Şubat'taki gibi FETÖ ile mücadele edilirken muhafazakar yaşam tarzına sahip olanlara potansiyel gözüyle bakılırken daha seküler tarzı benimseyenlere pozitif ayrımcılık yapılıyor. Yukarıda bahsettiğim gibi bu durum sadece TSK ile sınırlı değil. Tüm alanlarda aynı yaklaşım var. Bu durum ve anlayış FETÖ ile mücadeleyi zaafa uğratıyor. FETÖ bir cemaat değil, bir yaşam tarzı ve ideolojisi yoktur. FETÖ bir istihbarat örgütünün aparatıdır ve bütün militanları da ajan görevi görmektedir.

Dolayısıyla bir ajan nereye sızmışsa oranın kurallarına göre ve yaşam tarzına göre hareket etmektedir. FETÖ'nün ajanları camide imam, kilisede papaz, meyhanede şarapçı. Fetullahçıları sadece bir kurumda ararsak, sadece bir yaşam tarzına sahip olarak görürsek FETÖ'nün ekmeğine yağ süreriz. Fetullahçıları bize kolay gelen yerde değil, nereye kadar uzanırsa uzansın, ne kadar zor olursa olsun neredeyseler orada aramamız gerekir hem de yaşam tarzlarına ve gözlerinin yaşlarına bakmadan gerekeni yapmalıyız. Bugünlerde eskisinden daha kararlı bir mücadeleye ihtiyacımız var. Zira mahkemelerde hainlerin şımarıklığı haddinden fazla artmaya başladı.